Evet, iyi akşamlar Aras Bey, Bilge Hanım, nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Akşam yürüyüşüydü galiba. Evet. Hayırlı olsun Oradan diyelim. Bizim. Evet, öncelikle Aras Bey, Atatürk dizisi sosyal medyada ve bütün dijitalde çok konuşuluyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz diziyle alakalı? Tabii ki çok heyecanlıyım. Bir güzel bir hazırlık sürecim var. Orayla da ilgili. İnşallah. Böyle ya, çok ayrıntı da veremiyorum, biliyorsun sen de. O yüzden heyecanla bayağı kapandım. Çalışıyorum. Layık olmaya çalışıyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah yapacağım da. Bütün ekip heyecanlı. Bütün herkes çok heyecanlı. Ulu önderimizi anlatmak için. Gerçekten o konuşurken heyecanlanıyorum. Gözlerim doluyor yani. Evet, ben ilk proje teklifi geldiğinizde hani ulu önderimizi Atatürk'ü oynamak, bu nasıl bir duygu oluştu sizde duyduğunuz an? Büyük bir onur. Tabii ben belli bir kesim tarafını zaten oynayacağım. Belli bir yılları. Çünkü gerçekten içerikle ilgili ayrıntı da veremiyorum. Yapım şirketi gerekli şeyi açıklar zaten. Büyük bir onur. Kesinlikle. Yani genel bir sürü açıklamayı zaten zamanı geldiğinde ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Hummalı çalışmalar ama devam ediyor şu an. Tabii, çalışmalar tabii, set tabii. Başladı. Tabii. Yani set başlamadı. Hazırlık başladı. Sete Temmuz gibi çıkacağız. Peki siz nasılsınız Bilge Hanım? Siz neler yapıyorsunuz? Ben de bir projeyi hazırlamıyorum. Hayırlı olsun. Çok siz söyleyebiliyor musunuz ben peki? Ben söyleyeyim. Yine, evet, son... Biraz vakit var daha. Şimdi de provadan geliyorum. Ama ben de çok heyecanlıyım. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanlarda başlayacağız. Hayırlı olsun diyelim. Peki hani konu ulu önderimiz olunca size de sormak istedim. Aras Bey Atatürk'ü oynayacak. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla alakalı? Ya ben de çok heyecanlandım ilk duyduğumda. Tabii ki çok gurur verici bir şey. Evet. Altından kalkacağını çok eminim. Hikaye de çok güzel. Farklı bir bakış açısı var. O yüzden... Bence çok güzel olacak. Evet, şimdiden hayırlı olsun diyelim. Son olarak da Aras Bey, dün de Çukur ekibi yine buluştuk. Toplandı. Evet, buluşmalar devam ediyor. Nasıl arada geçti? Arada vakit buldukça tabii tempolu bir şekilde çalıştıkları için iyi oluyor. Özlem gidiyoruz ya. Koskece ekiple 5 sene, Çukur ekibi de 4 sene. O yüzden tabii değerli oluyor bizim için. Çok anıları yad ediyoruz işte. Evet, çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Çok sağ olun. İyi akşamlar.